Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu serinin ilk videosunda yanımızda bu işi 2 yıldır yapan İlker Kaptan var. Şu an yaşı 23-21 yaşında, daha ehliyet almaz Avrupa'ya tırcılığa başladı. Yani transportçuluk mesleğine başladı. Şimdi sizlerin de merak ettiği, genç yaşta bu işe nasıl başlanır? Zorlukla nelerdir? Ne zorluklarla karşılaştı? Hani yapılırım yapılmaz mı adı altında? Birkaç ufak sorular bulunacağız. Bakalım İlker Kaptan bu sorulara nasıl cevap verecek? Evet İlker Kaptan, öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz? Kısaca öz ve kendini bir anlatabilir misin? Tabii ki de, tabii ki de. İsmim İlker. Soyadım Pehlivanoğlu. Geçmiş yıllarda çok sporla alakalı zamanlarım oldu. Keza lise yıllarımda spor lisesi okudum. Ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Bestüsü'nde eğitim aldım. Kızak, kayak, curling gibi sporlarla uğraştım senelerce. Yani soğuğa alışkınım diyebiliriz. Ardından öğretmen olduktan sonra, hani ülkemizin durumu açık ortada. Daha doğrusu benim fikrim ve görüşlerim doğrultusunda. Hani kendimi sadece öğretmenlikle kısıtlamak istemedim. Zaten hani bu bilgisayar oyunlarından vesaire de böyle uzun arabalar, 18 metre tır, canavar gibi, büyük bir de heybetli, bilgimi çekmişti, merakımı çekmişti. Yalan söylemeyeyim, yani geri geri sürüş tekniğini olsun, ne bileyim uzunluk, ebat, manevralarını olsun bilgisayar oyunundan öğrendim. Eğitim hayatımda da hani ilerleyemeyeceğim, hep aynı noktada merdivende kalacağımı anlayınca dedim ki ben bu tırcılığa niyet edeyim. Bismillah dedik. Ardından ehliyetleri aldık. Ehliyetleri aldıktan sonra sınavlarına katıldık. Firma bulma arayışına girdim. İlk firmam bu benim. Metol. 21 yaşında. Daha tır ehliyetini almadan 7 ay önce sadece kamyon ehliyetim varken Metol'ü aradım. Zaten Kumburgaz'da oturuyorum. Firmamız da Kumburgaz'da. Tolga Bey, patronumuz sağ olsun, dedi ki gel görüşelim. Yaşımı da dinamik gördü, genç gördü. Dedi ki gel görüşelim. Şimdi ben bir de şey olarak dedim, telefondayım. Ben dedim uluslararası tır şoförlüğüne başvuru yapmak istiyorum dedim. Senin demek ki bunu aslında senin tek artın şeyden dolayı kaynaklanıyor aslında. Bulgaristan vatandaşı olduğu için, vize derdi olmadığı için bir artın oradan geldi. Tabii bilmiyordu. Gibi. İlk görüştüğümüzde bilmiyordu. Gerçekten bilmiyordu. Hani enişten bile bizim firmada çalışıyormuş. Ben işe girdikten sonra öğrendim eniştemin bizim firmada çalıştığını. İşte Tolga abiyle görüşlerimiz oldu. Görüştük, konuştuk. Hazır mısın dedi. Hazırım dedim. Yaklaşık işte 5-6 ay Türkiye içinde, garajda özellikle. Ehliyetim yok çünkü. İşte şu dorseyi şuraya yanaştır. Şu işi yap. Tamirinden tut, yüklemesine kadar her şeyi öğrendik. Ardından ehliyetimi alır almaz bana araba anahtarı uzatıldı. Dedi ki hadi güle güle. Öyle bir başladık. Ha, tırcılığa başlamadan hani eğitimi öğretimden çok ufak bir bahsettim. Beden eğitimi öğretmenliği, işte spor yöneticiliği okudum. Benim bölümüm spor yöneticiliği. Ama hani bir sınava girip öğretmen olarak mesleğe başlayabiliyordum. Ben de hani tamam, başlarken çok heyecanlıydık. Hani öğretmen olacağız, sporcuyuz hesabı falan filan. Ondan sonra hani ilerledikçe o işlerin öyle olmadığını anlamaya başladık. Hani atanman gerekiyor ki yani izleyenlerin illaki bilgisi vardır, duymuşlardır. Bir sürü atanamayan öğretmen var ülkemizde. Ben de onlardan biri olacağıma dedim ki hani istediğim zamanda yatayım, istediğim zamanda süreyim. Sadece kendi kendimi yönetebileceğim. Hem ülke ülke gezeyim, hem ülke ülke gezdiğim için bana para versinler. Hem başka lisanlar, başka diller öğrenirim, başka insanlar tanırım. Bir de yaşım da genç. Dedim başlayayım bu mesleğe, hani becerebilirse. Elimiz bileğimiz varmış. Direksiyonda iyiymişiz. Başladık. Çok zorluk yaşadım. Yalan yok. İlk işe başladığımda beni çok dışladılar. Şimdi o konuya geleceğim. Diyelim ehliyetini aldın, iş buldun ve bu işe başladın. Bir şekilde dışarıya kendini attırdın. Dışarıya çıktın da bu işin zorlukları nelerdir? Mesela ne gibi zorluklarla karşılaştın? Hani bu işte illaki bir zorluk vardır. Aldım ehliyeti, çıktım diye bir şey yok. Sonuçta bu Türkiye'ye benzemez. Tabii. Avrupa var. Avrupa'dan hariç Avrupa olmayan bir, kendi ülkemiz gibi bir ülkeye giriyorsun. Tabii. Ya da düşün, bir sefere çıktığında 5-6 ülkeden geçiyorsun. Her ülkenin farklı koşulları, farklı zorlukları, farklı sürüş deneyimleri vardır. Çünkü her ülkenin yasakları ve farklı yol şeyleri vardır. Yani bunlar Türkiye'de bildiğimiz gibi değil. Her ülkenin farklı kuralları var.
Bunlarda ne gibi zorluklar yaşadın? Bu süreç nasıl geçti senin için ilk zamanlarda? En başından anlatayım, çok iyi dedin. İlk dediler ki bana Belarus'a gideceksin. Tamam. E ben kimle gideceğim? Dediler ki şu şoförle gideceksin, isim vermeyeyim. Dedim tamam, şoför nerede? Dediler ki şoför Romanya'da. Ama püf nokta şu, ben ilk defa çıkıyorum. Tamam, Bulgaristan göçmeniyim. Tamam, Bulgaristan'a gidip gelmişliğim oldu. Ama küçük araba peronundan, küçük araba içinde gidip gelmişliğim oldu. Tır peronu çok farklı bir şey. Bir sürü işlem, detay. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Ben bir tutuştum tabii. Bana dediler ki, sen Bulgaristan göçmeni değil misin? Bulgaristan'a geçersin tek başına. Ben akrabaları arıyorum, babamı arıyorum. Hangi yoldan gideceğim, ne olacak? Ona sor, buna sor. İlk bir Bulgaristan'a girdim ya, dedim oldu galiba hani. Sonra sonra öğreniyoruz yani. Şimdi şey de var, istek de var. Hani istek olmasa yapmam ben bu işi deyip peşeden çok arkadaşımız oldu. Bir de şimdi Bulgaristan'da tabii ilk kendi ülken olduğu için biraz tabii rahatlık vardı. Tabii. Sonuçta bildiğin bir yer. En azından yabancı bir yerde ilk adım bildiğin ülkeye tabii giriyorsun. Tabii ki de. Ondan sonra ben o arkadaşla buluştum, o abiyle. Sağ olsun götürdü beni, yalan yok. Şimdi ona belli bir noktalarda kızıyorum. Neden kızıyorum? Full gece götürdü beni. Adam önümde gidiyor. Adamın plakasından başka hiçbir şey hatırlamıyorum ben ilk servis. Akşam hava kararıyor, sürmeye başlıyoruz. Sabah güneş doğuyor, biz uyuyoruz. Tam tersi. Normal insanlar gündüz sürer, gece yatar, biz tam tersi. Neymiş? Ceza yemekten korkuyormuş. Ama ona teşekkür ediyorum buradan da. Sanmıyorum izleyeceğini de, duyacağını. Olur da denk gelir, bir şey olur. Kulaktan kulağa ona çok teşekkür ederim. Neden? Bana o servis gece götürüp beni tek başıma bırakmamı sağlamasalardı, ben hemen ikinci servis tek başıma yol gitmeyi öğrenemezdim. Adamla geldik Belarus'a. Adama dedim ki abi sen gece gidiyorsun. Benim yol iz öğrenmem lazım. Evrak, kağıt, kürek öğrenmem lazım. Sen var git yoluna. Ben dedim tek döneceğim. Kaybolacağım. Kendimi kaybedeceğim. Hani yapamayacağım, edemeyeceğim ama illaki bir çözümü sonucu olacak. İllaki. Öyle bir serüvenle başladı hayatımız. 2 sene oldu şu an. Çok da memnunum açıkçası. Tamam hani illaki her şoförün memnun olmadığı belli başlı bir konular vardır. Ama %'ye vuracak olursak memnunum. Neden memnunum? Hani hem ilk firmam, hani hala tamam, hani şimdi ehliyetim yokken beni işe aldılar. Bunu hiçbir firma yapmaz kolay kolay. Ehliyeti yokken gel oğlum seni eğiteyim. Bana güvenmeden daha direkt ehliyetimi alır almaz hadi yürü Belarus'a deyip kaç milyon liralık tırı, malı, dorsayı emanet etmez yani hiç kimse. Ondan bir hani menfaatim var, yalan yok açıkçası. Ha bir de şimdi aile ortamı gibi bir ortamımız var. O beni daha çok bağladı. Bir de evime çok yakın. İşte cazip gelen konular bunlar zaten. Tabii şu anki çalıştığımız firma, keza ben de aynı firmadayım. Allah'a şükür firmamız güzel. Herhangi bir sorun yok. Herhangi bir olumsuz bir durumda, yolda kaldığınız bir durumda ya da ne bileyim, her konuda anında bir telefonla tüm işlemleriniz hallolduğu için firma, çoğu firma bakaraktan cidden anlamda, yani ciddi anlamda gayet iyi bir firma. Zaten çoğu kişinin de sürekli olarak devamlılığını getirdiği, çalışaraktan yani söyleyemedim de, sürekli olarak çalıştığı yani bırakmayanların çoğu da sırf bu yüzden devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü birçok firma sıkıntı çıkarır yolda yani. Bir ceza yersin, maddi yönden sıkıntı çıkarır. Bir lastiğin patlar, bir para gelsin beklersin, yol yardım gelsin beklersin. Yani her konuda çok geciktirirler ama bizim firmada Allah'a şükür öyle bir sorun yok. Bir telefonla iş çözülüyor. Yalan o yönden yok. Çok iyi bir firma diyebiliriz yani. Övmek gerçekten gibi olmasın. Yalan doğrular yok. Hani yani. Ben bunu yaşadım. Başıma bir olay gelmişti arabanın arızasıyla ilgili. Adam, ya 100 tane arabanın, firmanın patronu adam. İşte burada aslında olay ne biliyor musun? Gece 3'te lafını bağlamak isteyeceğim. Burada aslında iyi şey ne biliyor musun? Çünkü direkt olaya patron müdahale etmiş. Tabii. İşte direkt onunla muhatap. Hızlan, o çok hızlı güzel yürüyor. Yani arada biri yok. Arada biri olsa bu işlem hızlı yürümeyebilir. Yani. Direkt muhatabın yolda patron olduğu için aslında direkt işlem anında yürüyor. Tabii. Onun bir artısı var aslında. Tamam. Velhasıl kelam, çok dövmeyelim. Tamam şimdi. Konumuz başka çünkü. Yani böyle bir Belarus'a başladık. Belarus serüvenimiz devam ediyor. Şimdi diyorlar işte bu videoyu çektik. Ben 2 yıldır tırcılık yapıyorum, 21 yaşında. Bazı video yapan arkadaşlar var, YouTube'da görüyorum. 21 yaşında tırcılık. Beni bilmiyor. Orada video paylaşmak da olmuyor. Hani bunu bir popülarite haline getiriyorlar ya böyle. Ünlenmeye çalışıyor insanlar. Yani bu
YouTube'da thumbnail muhabbetinde, yani küçük resim muhabbetinde fake atıyorlar. Heh. 21 yaşında Avrupa değil mi? Aslında Avrupa'ya çıktığı da yok. Türkiye'de araba kullanıyor. Ben benziyor muyum? 23 yaşında gibi mi gözüküyor? Göstermiyorum ama vallahi kimliğimi göstereyim ya. Yani aslında 21 yaşında başladı, şu an 23 yaşında. Tabii. Yani merak eden arkadaşlar olur. 21 yaşında yapılıyor mu diye, yapılıyor. Yapılmıyor tabii değil. Işte. Yani karşındaki arkadaş şu an 23 yaşında, 2 yıldır bu firmada çalışıyor. Ehliyetini alır almaz da tabii artısı da çift vatandaş olmasının sebebi anında tabii dışarıya çıktı. En ama kolaylığı şöyle bir muydu? Durum var. Bizde zaten olmasa bile patron anında vize alıp gönderiyor. Yani o bir sıkıntı değil. İşin zorlukları var. Mesela bir anımı anlatayım. İlk başlamışım. Mart ayında ben ilk yurt dışına çıktım. Yazın çok güzel geçti. Hani Belarus güzel, Avrupa yolları güzel, kar kış yok, havalar sıcak, güzel. Hani şortla terlikliyiz. Lan Eylül ayı, Ekim ayı bir geldi. Hava bir soğumaya başladı. Şimdi tamam, ben eskiden hani buzun üstünde çok zamanım geçti. Erzurum'da çok kaldım. Orada da soğuk gördük ama orada nem yok. Belarus'a bir geldik, nem var. Ya böyle bir soğuk yok. Arabamı çalışmadı, webastomu arızalanmadı, biz mi donmadık, lastiklerimiz mi kaymadı, ölümden mi dönmedik, neler neler yaşadık ama ne kadar şey yaşarsanız yaşayın. Ya o direksiyona çıkıyorsun ya. Hayat bir tecrübedir. Ya her şey bitiyor ya, tecrübe diyorsun. Yani gerçekten tecrübe diyorsun. Ya şimdi gençler şöyle, daha doğrusu gençlerin aslında en büyük korktuğu şey hani araba kullanmak da değil, kış aylarında nasıl yapılıyor. Çünkü bu taksi değil, bir kamyon da değil. Arkadaki dorsi sizden bağımsızdır. Sadece bir plate'in üzerinde bir şöyle pim gibi bir şey, yani bu titanyum tarzında bir şeydir. O şöyle o, bir şey tutuyor ya. Sadece o tutuyor. O pim zaten onun üzerinde gidiyorsun. Yani bu kış ayında arka bağımsız olduğu için kayma riski var, frenle makaslama olayı var. Her türlü olay başına geldiği için gençin asıl korktuğu nokta bu. Evet. Kış aylarında bu kadar bir yola çıktın mı 3000-5000 km gidip gelmek, yani 7000-8000 km yola yapıyorsun. İşte aslında insanın tedirginlik baktığı yer bu. Şimdi senin kış aylarında deneyimin ne oldu? Nasıl oldu yani? Sonuçta ki çalıştığımız ülkeler İskandinav tarzı, yani Baltık ülkeleri dediğimiz soğuk ülkeler. Kışları sert ve karlı geçen bir ülkeler yani. Buralarda tecrüben ne oldu? Kanka, hiç artistik yapmaya gerek yok. Hı. Yusuf'tum yani. Yusuf oldum. Yalan yok bak, yalan yok. O zaman tabii arabam da şu anki arabam değildi. Videolardan benim arabamı görmüşsünüzdür illaki. Hala eski araba kullanıyoruz. Yani dipnot düşelim. Geçen sene ilk başladığında Axor kullanıyorduk. Bundan daha da eski bir arabaydı. 2006 modeldi. Ya araba zaten eski olduğundan dayalı, hani o kadar çok özelliği yok kış aylarına olarak dayalı. Hani Allah'ın duasıyla hani hayatta kaldık. Tabii ki de diyebiliriz. Ama bir nevi de korkmayarak ayakta kaldık hani. En ufak bir yerde kar gördük. Durmadık. Devam ettik. Çünkü hani ne yaşarsak yaşayalım bize bir tecrübe. Tamam bu işte kazaların çoğu ölümlü olarak sonuçlanabiliyor ama hani çoğu şoför de bir kere denemiştir yani. Karlı bir yolda ulan direksiyonu kırayım ne olacak acaba? Hani tecrübe edineyim amacıyla bir denemiştir. Sen de denemişsindir, ben de denedim. Benim yanıma da geldi dorse. Çok. Tabii. Bir tane zaten olay geçirdim. O olayımı anlatayım. Axor'la geçen sene, geçen kış bu arabaya daha geçmeden Belarus'a malımı boşalttım. Kar yağı, Ocak ayı. Urban diye bir kapı var yukarıda. O kapıdan dediler ki çık. Letonya topraklarına gir. Riga, Letonya'nın başkenti Riga'ya git. Oradan yük yükleyeceksin dendi. Ben kapıyı geçtim. Yolda gündüz. Saat 12 suları, gündüz suları. Havada ne kar var ne yağmur var. Hiçbir şey yok. Ama kar yağmış, her yer bembeyaz. Şimdi böyle bir tek gidiş tek geliş yol düşünelim. Yanlarında çam ağaçları dizili. Şimdi önümde bir tır gidiyor yüklü. Ama ben boşum. Benim tek hatam oldu. Ben de o adamın hızında gidiyorum. O çam ağaçları bitti. O boşluk esnada rüzgar öyle bir karı yola savrulmuş ki bembeyaz olmuş. O yüklü tır oradan geçti. Ben dedim ben de aynı şekilde geçeceğim. Tereddüt etmedim. Hızımız da 60-70. Ben oraya yaklaşınca biraz daha hız kestim. 50 km hızlara düştüm. O kara girdiğim gibi o tır bir anda sağ oldu. Ben çevirdim refleksle, sol yaptım. Bir daha sağ oldu. Bir daha sol yaptı. Aynaya baktım. Dorse geliyor böyle. Buradan geliyor bana doğru. Bana doğru geliyor. Böyle gidiyorsun. Şansa hani refleks olarak herhalde. Hani o an düşünemiyorsun zaten. Hani bir anlık hamle. Gaza bastım. Gaza basınca tık girdi arkama tekrar. Rayına oturdu. Kenara çektim. 10 dakika kendime geldim. Yemin ediyorum. Hani ne olurdu, ne biterdi diye. Keza abilerimiz
iş arkadaşlarımız kazalar geçirdi. Allah korusun. Kimsenin şükür daha ölümlü kaza olmadı. Olmadı. Ama olmayacak diye de bir şey yok. 12 tane lastiğin üstünde gidiyoruz. Kelle koltukta geleceğimiz için ekmek parası kazanmaya devam ediyoruz. Aynen öyle. Şimdi çoğu insan mesela şöyle hep Avrupa'ya özenir. Mesela Avrupa'yı Türkiye'den daha gelişmiş olarak görür. Ya da ne bileyim teknoloji açısından, nedir efendim, yaşam kalitesi açısından, yolları açısından genelde daha bir tık gelişmiş olarak bakarlar. Çünkü daha Avrupa'ya çıkmamış ve görmemiş insanlar olarak da. Mesela sen Bulgaristan'dan çıkıp Belarus'a ya da Litvanya ya da Estonya'ya güzergahına gidene kadar karşılaştığın ülkelerin durumunu bir anlatır mısın? Mesela nasıl bir yol yapısı var, nasıl bir gelişmişliği var? O tarzda bir soru sorsan. Tabii. Şimdi bizim ülkemizin yollarıyla Avrupa'nın yollarını kıyaslayacak olursak, ülkemizin yolları vallahi güzel. Hakikaten güzel. Otobanlarımız güzel, Avrupa'da öyle otoban yok. Tabii şimdi Avrupa'nın merkezinde hani Almanya, Belçika, Hollanda, tabii o büyük o taraflarda Avrupa'da tabii ki de var. Kıyaslayamayabiliriz ama. Bizim güzergahımız da yok. Mesela Bulgaristan, Romanya ikinci kademe Avrupa Birliği üyesi. Fakat yemin ediyorum sana bir çukura girdik mi kafamız tavana değiyor yani. O şekilde yolları var. Ya, otoban diyorlar ama otobanda sağ sol slalom ya, yapa gidiyoruz. Zaten otoban dediği olay da %10'luk bir kısım otoban. Diğerlerinin hepsi rasyonel tek şerit gidiş yani geliş yol. Romanya'ya girene kadar, Macaristan'a girene kadar yemek yemiyoruz. Neden? Yollar kötü, yemek yenecek hiçbir yer yok zaten, duracağımız bir yer yok. Ha, yaşamsal olarak düşünürsek yalan yok yani. Avrupa yaşanabilecek bir ülke. Kıta. Neden diyeceksiniz? Şimdi tamam biz de euro kazanıyoruz. Burada çalışanlar da euro kazanıyor. Bizim zaten bu yorumu yaparken en büyük hatamız Avrupa'daki euroya göre Türk parasına bazlayarak yorum yapıyor bizim insanlarımız sosyal medyada. Bu yanlış bir şey. Şimdi biz belli bir miktar para alıyoruz. Avrupa'da illaki harcamalarımız oluyor. Alışveriş yapıyoruz. Karşılaştırma yapıyoruz. Bazen karşılaştırıyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim kısaca aslında. Türkiye'nin asgari ücreti şu an 1,5 milyarsa mesela, doğru mu? Hı hı. Mesela şimdi az önce sen de bir yemek yedik. Sandviç yedik, evet. Sandviç artı kola aldık, değil mi? Evet. Sandviç kaç paraydı? 4,5 euro. 4,5 euro. Sandviç nasıl? Tabiri caizse bir çay tepsisi kadar. Yani şöyle bir şey, bir çay tepsisi kadar. Sandviç Türk parasını hadi 30'dan hesapla. En babası. Tabii. 30'dan hesapla. 3, 6, 9, 12, 150 milyon. Tabii 150 lira. Şu an Türkiye'de o tarz bir döner yesen, büyük çene bir döner, kafadan 150 lira. Tabii. Artı bir kola içsen, kola şu an kaç para? 1 euro. Ne aynen, yapıyor? Öyle. 30 lira. 30 lira. Türkiye'de 30 lira. Evet. Yani baktığımız zaman aslında aynen, birim fiyat olaraktan burası düşük görünüyor. Gözünüze düşük geliyor ama aslında kura vurduğun zaman aynı. Şimdi biz 11,5 lira alıyoruz. Bunlar belki 2000 euro alıyor, 2500 euro alıyor. Tabii. Aradaki kuru fark hani birim farkı olaraktan biz fazla birim parası alıyor. Onlar az birim parası alıyor ama kura vurduğun zaman aslında aynı. Pek de bir şey fark etmiyor. Ha, tabii bazı teknoloji ürünlerinde olsun, bazı nedir efendim, araç veya o bu tarzı şeylerde illaki fiyat farkı olur ama gıda sektöründe tabii, pek tabii, bir hamşan fark yok. Bundan emin olabilirsiniz. Gıda sektörü çoğunlukla aynı. Çoğunlukla aynı diyebiliriz. Yani şöyle bir şey derseniz size hak veririm, biz haksız çıkarız. Almanya'da yaşayan bir insan asgari ücretiyle gitsin alışveriş yapsın. Ben de Türkiye'de gideyim asgari ücretimle bir alışveriş yapayım. O eminim daha çok şey alır. Daha illaki, fazla şeyler illaki alır. Ya bu da işte ekonomiye dayalı. Neyse onun yorumu bize yani, düşmez. Yani sonuçta siyasi muhabbet tabii, yok hani, burada. O, bizim sonuçta hani Belarus'a gelene kadar biz kaç Bulgar, Roman, Macaristan, Slovakya, Polonya, Litvanya 6 ülke geçiyoruz. Bazen Belarus'tan dönerken Letonya'ya, Estonya'ya girmemiz gerekiyor. 8-9 ülkeye geçiyor hani. Hepsini görüp ayrı ayrı hani kafamızda bir düşünce yaratabiliyoruz kendimize. Hani biz de eşite geliyor. Hatta eşitten ziyade biz eşit olduğunu düşünsek Avrupa'dan da alışveriş yapıyoruz ama Avrupa'dan alışveriş yapmaya çok yeltenmiyoruz. Aynen. Türkiye'de dolabımızı dolduruyoruz. Gidip gelip bize yetsin diye, yemeğimizi yiyelim çünkü diye. Çünkü sonuçta şimdi şöyle, biz Avrupa'daki bir şoför maaşı almıyoruz. Tabii ki de. Çünkü biz Türkiye'deki bir şoför parası alıyoruz. Hacire usulü. Bazı firma sadece hacire verir, bazıları hacire artı maaş verir. Maaş olan yerlerde hacire bir tık düşüktür. Maaş olmayan yerlerde hacire bir tık yüksektir. Tabii. Öyle diyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu işte Avrupa'nın tamam güzel yanı var ama ben her zaman diyorum memleketimiz gibisi yok. Ve bu işe başlayan arkadaşlara da şöyle bir dipnot düşeyim. Çıkarken ıslak mendilinizi, şişenizi yanınızdan ayırmayın. Aynen öyle. Onu çok yanınızdan ayırmayın. Yoksa gerçekten rezil olursunuz. Tuvaletlere girdiğiniz zaman sonra dersin aa buranın şeyi nerede? Tuvaleti nerede dersiniz. Yani ben istemez miydim?
giderdim. Vatandaşlığım var, vize problemim yok. Avrupa'ya gidip çalışırdım. Ama önemli olan nokta şu. Tamam, illaki orada daha fazla para kazanacağım. Eyvallah. Evet. Benim kendi fikrim, kendi yapısal fikrim, hani herkes böyledir demiyorum. Türkiye'de oturan bir ailem var. Ben 20 gün yoldayım. 20 gün git gelimi sürüyor. 15-20 gün arası. Ben 2 hafta yolda olduktan sonra eve gittim mi bir gece. Şimdi ben bekarım, senin çocuğun var. Gidip ona sarıldın mı? Elini öptün mü büyüğünün, küçüğüne sarıldın mı? O eve girdin mi? 20 gün hiç uyumadın, gaz bastın. Türkiye'ye gittin evine. Çocuğuna bir kere sarıldın. Kalıyor mu yorgunluk? Kalmıyor. İşte yani zaten evde aslında bir dinlenmeye gitmiyoruz aslında. Bir yani, ailemizi görüyoruz. Ben çocuklarla vakit geçiriyorum. Bir iki gün zaten dinlenme gibi şansım yok. Yani dinlenmeye de gerek yok. Sonuçta onlara gördün mü tüm yorgunluğunu atıyorsun. Tabii ki. Biz eve zaten ailemizi, yakınlarımızı, sevdiklerimizi görmeye gidiyoruz. Diğer türlü zaten hep yoldayız. Yani yoldayız ama tabii görüntü konuşsak da ne kadar konuşsan da yakında olduğun olmuyor, gibi olmuyor. Olmuyor. Şuradan da bir ünlem çizelim. İşin zorlukları adı altında. Hakikaten bu işe gönül vermek isteyen arkadaşlar varsa, yaş fark etmez. 40 yaşında da tırcı olur. 30 yaşında da olur. Tamam, 50 yaşında belki olmayabilir. Genç veyahut da orta yaşlı abilerim veyahut da kardeşlerim varsa onlara bir tavsiye. Lay laylom sanmayın. Gerçekten lay laylom sanmayın. Hani ehliyeti alayım çıkarım giderim ne olacak değil. Her gün 9 saat 10 saat araba kullanacaksın. Sana bir çanta dolusu evrak verilecek. Onların ne olduğunu bileceksin. Adamın yanına gideceksin. Türkçe bilmiyor sonuçta. Dilinle anlaşmaya çalışacaksın. Sadece telefon değil. Kafa yorman gerekecek. Sadece araba kullanmak değil. Lastiğin patlayacak. Araban arızalanacak. Yükün devrilecek. Ne bileyim, soyulacaksın belki de. Başına kötü şeyler gelecek. Hani artistlik olsun diye yapılacak bir meslek kesinlikle değil. Onun dışında cenazen olacak. Hastan olacak. Aynen, Allah öyle korusun. Annen vefat edecek. Ama sen 2000 kilometre uzaktasın. Ha, ama tabii öyle olağanüstü bir Allah kimsenin başına gelmesin bir durumda uçakla anında dönüyorsun. O ayrı bir konu ama Allah kimsenin yok. Demek istediğim böyle zor durumlarda bazı şeylerde maalesef uzak kalabiliyorsun. Tabii. Bunlarda işin tabii kötü yanları var. Kötü yanları ne bileyim, yok diye bir şey diyemezsin. İlk başlayacaksın mesela, hani ben duygusallaşmadım ben. Önceden de ailemden uzaktım, hani milli takım kapları vesaire müsabakalar nedeniyle kaç sene Erzurum'da kaldım ailemden uzak. Alışıktım ama hani onları yaşamasaydım ilk defa ailemden tırcılık yaparak uzak kalacak olsaydım ben çok duygulanırdım. Vallahi duygulanırdım hani. Sonuçta 20 gün evde değilsin. Kaç sene geçirdiğin evde 20 gün dönmeyeceksin. Bir de şimdi riskli bir iş. Senin bir hatana bakıyor ölmen. Çok kişi gördük ya. Tabii canım. Bizim hatta çok araba yatırıp çok araba devreni çok canını kaybeden insanları gördük. Yani Allah kimseye vermesin. Bu iş hani şöyle söyleyeyim. Yani şu an mesela termokinlerde ya da ekspres yüklere çalışanlar. Bizim meslekte ekspres çalışanlar da var. Adam Türkiye'den bir çıkıyor. Tabii bizim gibi değil. Bulgar Romeni tek tak oda yani Bulgaristan Romeni bitiriyor. Macar'da 2 saat uyuyor, oradan kalkıyor Alman'a giriyor. Tabii. Şimdi bu nereye kadar dayanacak? Allah muhafaza. Tamam, 100 euro belki, 150 200 euro belki fark alıyorsun ekspresten ama Allah muhafaza bir kaza yaptığında kimse arkanda durmaz. Hiç kimse durmaz. Kendi canına bildiğin kıymış olur. Yani uykusuz yol gidiliyor. Takograf yok, çift kart var. Yani böyle size teklifte sunan firmalardan mümkün mertebe yapmayın. Gerçekten uzak. Uzak durun ya da kardeşim ben ekspres çalışmıyorum. Ben saatimi bilirim. Ben takamı bilirim deyip o şekilde çalışın. Teklif edenlere de tekliflerini reddetin. Çünkü hani Türkiye değil, burada derdini anlatamazsın. Gerçekten. Burada cidden derdini anlatamazsın. Senin ve Türk polis karşı bir düşmanlık da var zaten yani. Seni içeri aldılar mı çıkamazsın da. Seni çıkaramazlar da yani. Öyle söyleyeyim. O yüzden aslında takograf bizim. Avrupa'da tek sigortamız takograf bizim. Takografın evet, senin düzgünse sana kolay kolay hiçbir kimse bir şey yapamaz. Bak lafını vallahi biliyorum. Arkadaşımız kaza yaptı. Bundan 3 ay önce falan. Mehmet diye bir arkadaşımız kaza yaptı. Yani kazada dediğimsem kaza adı altında. Macaristan'da gece yol giderken ön lastiği pastladı arkadaşım. Bariyerlere sürterekten araba yandı. Komple araba kül oldu. Hani kelle, dorse, yük her şey kül oldu. Çocuk arabanın içinden kendini zor attı dışarı. Takografı sağlamdı diye hiçbir şey olmadı. E diyorum ya yani hiçbir şey olmaz. Sonuçta takografı sağlamdı. Evet. Mesela şimdi araba yandı diyelim. Ama onun arabasının yanma şekli mazot deposu bariyere sürttüğü için kıvılcımlanma sonucu alevlenerekten kupa komple alev aldı. Arkaya doğru sardı kendini. Şimdi
normalde sigortanın arabayı karşılaması için senin tüpleri dahi boşaltman lazım ama şimdi olağanüstü bazı durumlarda tüplere de erişemiyorsun. Mesela bu olay gibi. 500 litre mazot. Şimdi kuparevlendiği zaman tüplere erişemezsin. Keza mazot deposu Dorsen'in birleşim noktasında. Dorsen'in tüpü kabloları hortmer taktığımız yerde olduğu için oraya ulaşamıyor bir. Çekicinin itfaiye tüpüne ulaşamıyor bu iki. Zaten yangının çıktığı yer belli olduğu için sigorta tüm parayı karşıladı da cana da bir şey olmadı çok şükür. O şekilde atıldı yani. Başınıza arabanız yandı diyelim, arka lastiklerden balatalardan alev aldı tutuşuyor. Siz elinizden gelen şey nedir efendim? Çekersin yani, durduğun zaman alırsın itfaiye tüplerini, yangın tönücüleri yani. Hepsini boşalt. Yangın yerine boşalt hepsini. Boşalttıktan sonra sönmedi mi? Geç kenara otur. Aynen. Ama o tüpleri boşalt. O tüpler dolu olmayacak. Bilginiz olsun yani. Sigorta para almak istiyorsanız. Yani ve ayrıca çekici de sökmeyin. Sakın sökmeyin yani. Yani başlamak isteyen arkadaşlar olursa, şimdi ben 2 senelik şoförüm diye söylüyorum. Korkmayın ya, gerçekten başlayın. Hani şu an günümüzde tırcılık revaçta olan bir meslek, hani istenen artık, bir meslek. Artık Türkiye'de bayanlar da tabii bayanlar önemli. Da bayan oluyor. Şoförler de çok var. Ben takdir ediyorum, yapılsın yani. Yapılsın, yapmaları lazım. Avrupa'da bir farkımız yok. Avrupa'da transportlar polislere bayan şoför Türkiye'de var dedim mi, insanlar böyle tuhaf bakıyor. Nasıl? Tabii tuhaf bakıyorlar. Yani Türkiye'de gelişim aşamasında olan bir ülke olduğu için yani yapılmasın da ben tercih yanayım yani. Çünkü güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Sadece bu daha demin bahsettiklerimizi göz ardı etmeden hani lay lay lam olarak yapılacak bir yaparım bırakırım. Yani kısaca jettir baba değil yani. Ha, jettir baba değil yani o hani. Storylerde tamam gördüm. Onlar da eyvallah, bir yerden bile bir yere insanlar fazla fiyattan meyve sebze almasın diye zamanla yarışıp o malı hale sokmaya çalışıyorlar. Eyvallah ama hani belki onlar da ekstra para alıyordur hızlı gittikleri için ama kelleleriyle, camlarıyla oynuyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, jet muhabbetine geliyorsun. Avrupa'da aynı sistem meyve dağıtıyor, Avrupa'da aynı sistem şey yapıyor. Onlar niye basmıyor? Türkiye'dekiler kadar çılgın değillerdir değil sanki. Yani. Değillerdir yani. Yani yetişmediği bir şey yok aslında. Yetişiyor yani da gerçekten. Biz aksiyon arıyoruz aslında. Gerçekten aksiyon arıyoruz. Hani. Başka hiçbir şey değil. Yani gerçekten aksiyon arıyoruz. Hiç gerek yok. Hiçbir şey canınızdan önemli değil, kıymetli değil. Biz de şu anda Litvanya-Belarus sınırındayız. Yaklaşık Türkiye'den 2500 km uzaktayız. Havanın sıcaklık derecesi şu anda 10 derece. Sabah 2 gündür yağmur yağıyor. Bu videoyu çekmek için ne yalan söyleyeyim 2 gündür uğraşıyoruz yağmur yağmasın da çekelim diye. Yani sıra bekliyoruz burada. En çok sıkıntı yaşadığımız sınırlardan bir tanesi zaten burası. Belarus Avrupa Birliği'nde olmadığı için, Litvanya'da Avrupa Birliği üyesi olduğu için aradaki politik savaşlardan dolayı da sınırlar yavaş çalışıyor. Birbirlerine sistem gösteriyorlar. Bunların tek mağduru biz oluyoruz. Günlerce, saatlerce burada bekliyoruz. İnşallah ama sıramız gelecek. Birazdan videoyu kapatınca sınırın içine devam edeceğiz inşallah. Orada bizi neler bekleyecek. Her günümüz farklı bir macerayla geçiyor. Her günümüz böyle günümüze gün katan anılarımız oluyor. Yani çocuklarımıza anlatacağımız çok şey olacak. Ya bu işin aslında güzel tarafı biliyor musun? Mesela Türkiye'de sokakta gezerken birinin yanında oturup bir sohbet edemeyebiliyorsun. Tabii. Çünkü tanımıyorsun. Birinin yanına oturup sofrasında yemek yiyemeyebilirsin. Sen şimdi gidip bir restoranda veya bir insan oturduğu zaman gidip yanına oturup yemek edebilir mi? Edemezsin. Tabii. Derken hayır birader sen ne yapıyorsun? Heh. Ama bizim mesleğimizde şurada bir dolap açık ya, sen parka mı durdun? Ya da sen yatıyor musun? Sen Türksen, seni gerekirse camına vurdurur, kaldırır, gel kardeşim yemek kahvaltıya. Aynen öyle. Gel kardeşim çay iç. Bizde yabancı yoktur yani. Bu meslekte belki binlerce insan tanıyorsun. Binlerce yani. Arkadaş ediniyorsun. Türkiye'nin belki her ilinden arkadaşın, dostun oluyor. Hatay'a, Mersin'e gitmiş adam değilim. Ama Hataylı, Mersin, Belarus'ta çalışan bütün şoförler beni yani tanıyor, arıyorlar. Çalıştığım güzergahtaki tüm firmaların şoförlerine ister istemez aşina alıyorsun. Tabii ki de. Güzergahın üzerinde belki binlerce insanlarla sohbet ediyorsun. Bu da ne oluyor? Yabancılık olmuyor. Çünkü biz burada gurbetteyiz. Gurbette birlik, beraberlik olur. Keza bu da burada görünüyor yani. Bu işe başlayan arkadaşlar, bunları tecrübeli, deneyim sahibi olabilir. Şöyle söyleyeyim. Şimdi çoğu arkadaş da işe başlarken hep böyle der ki, arabam şu olsun, arabam bu olsun. Tabii. Hani sen mesela bu işe başladığında araban 1840 Axor değil mi? Axor. Evet. Gerçi bende de aynısı vardı. Şimdi bu işe başlarken araba olarak mı baktın bu işe, yoksa para kazanma olarak mı baktın? Şimdi çoğu arkadaşlar bu ikilem arasında kalabiliyor aslında. Ya bu işe başlayan insan bu işe nasıl bakması lazım? Ben hani daha önceden bir tırla alakalı, tırın kapısını açmış insan olmadığım için
araba olarak bakamazdım zaten. Çünkü aksiyonun içinde bilmiyordum. 51, 51 hani 1848, 1851 ne bileyim Scania'sı, Volvo'su sadece görüyorduk. Öğrendikten sonra daha çok detayımız oldu. Yalan yok, para için baktım. Hani 21 yaşında başladığımda yaşıtlarımla muhabbetlerim oldu. Hani şimdi tıra çıktım ya mesela, bir sefer, iki sefer, 3-4 ay geçti. Üniversiteden arkadaşlarımla konuşuyoruz. Ne yapıyorsunuz diyorum. İyi kanka, atanamadık. İşte ben kafede garsonluk yapıyorum. Değil mi? Ne bileyim birisi diyor, BİM'de çalışıyorum. Spor salonunda part time hoca olarak çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben tırcı oldum. Tırcı deyince böyle bir, yıllardır bizim ülkemizde bir algı var. Tırcı böyle beyaz atlet, göbekli, şurasında belki bir kolye, her yer kıl yuma. O şekilde bir şey var. Ama o değil arkadaşlar. Gerçekten o değil. Hani ben burada ben beden eğitimi öğretmenliği okumuş olabilirim. Eyvallah. Tamam. Hani spor yöneticiliği bölümü mezunuyum. Beden eğitimi öğretmeni olabilecek kategorideyim. Onu okumuş olabilirim. Lise mezunu, ortaokul mezunu tanıdıklarım da var. Ama emin olun benim kadar bilgililer. Vallahi bilgililer. Hani tamam, iyisi de var şoförün, kötüsü de var şoförün. Zaten kendini belli ediyor. Hani o göz aşinalığı öyle bir şey oluyor ki. Şöyle bir baktın mı, bu adam bana bir artısı olur mu? Bu adamın bana eksisi mi olur? Uzak mı durmam gerekiyor diye düşünüyorsun yani kendi kendine. Ya bir iki kelimesinden zaten adamın sofrasına oturup oturmayacağını anlayabiliyorsun artık. O seviyeye geliyorsun. Tabii ki de. Şimdi sen mesela Türkiye'de pek çalışmadın. Şu an mesela çoğu firma 21 yaşında ehliyet almış bir insan önce bir Türkiye içinde koşturur. Tabii. Ki biraz pişsin, biraz deneyimlensin ki ondan sonra yurt dışına göndermeye bakar. Hani insanlar diyor mesela, hiç tıra binmeden, hiç tır deneyimi sahibi olmadan nasıl Avrupa'ya çıkılır, nasıl çıkılır? Çoğu insan inanmaya da bilir ama işte burada örneği olan İlker Kaptanımız var mesela, bu işe dediğim gibi firma içinde ehliyetini alıyor. Belki firma içinde Dorsey'i açtır rampaya. Dorsey sök, Dorsey bağlı. Evet. En kötü çatalcı gümrüğe gitken. Öyle öğrendim. Aynen. O şekilde yaparaktan yani trail eline geçtiği zaman sen ne kadar koşturdun? Trail ehliyetini aldım. 1,5 ay İzmir'e gittim geldim. Başka kadar. Da yok. İzmir'de yok. Da sadece sırf su alanda gümrük açtı. Mal boşaltma alıyordu. Gerçekten aynı aslında öyle. Garaj sistemi. Aynen. Malı yüklüyordu. İzmir'de teslim ediyordu. Yüklüyordu, teslim ediyordu. Yani o kadar. Ulus hani Türkiye içinde Ankara olsun, Konya, ne bileyim Adıyaman, ora bura, İzmir, yani tabii yapmadım. Hiçbir ülke, yani ülke demiş, alışmış olduğu ülkeye gitmedim artık. Yani, elimize ülke geliyor. Yani hiçbir ile gitmişliği yani. Yok. Yani yapılabilir. Öyle söyleyeyim size yani. Ehliyetinizi aldıktan sonra bu işte aslında en büyük şey cesaret. Gerçekten güven. Cesaret. Zaten ve bu benim... işi sevmeniz gerekiyor. En başı sevmek aynen gerekiyor. Öyle, sevmeyen hiçbir şey olmazsın. Bak hani diyoruz yani araba, yeni araba olsaydı. Tamam şu an yeni araba istiyorum. Sen de istiyorsun, ben de istiyorum. Yani bir nevi rahatlıktan dolayı mecbur artık. Çünkü sene oldu 2024. Tabii ki de aynen öyle. 2 yıldır da bir metrekare artık. Bizim araba 1 metrekareye geçiyor abi. Öyle. Çünkü yaşam anı yok. Hani bundan şikayetçiyiz ama bak şu an aklıma geldi. Gerçekten şu an aklıma geldi. Şimdi misal veriyorum. A firması, B firması. Yeni başlayan, yurt içinde çalıştırdığı, ardından yurt dışına verdiği bir elemanına tutup da tam teknolojik 2020 model bir araba verdi mi, o adamın eli ne anahtar tutar, ne vida tutar, hiçbir şey yapamaz. İlla. Biz gerçekten, bak şaka maka değil, hakikaten o Aksor'u ilk arabamı sürerken, keza bunu sürerken bir motor indirmediğim kaldı yolda. Hani bir bildiğin motoru, şanzımanı söküp yere indirmediğim kaldı. Takım her şeyini yaptım. Gerçekten hani arabamı geçen gün Recep gördü. İçi dışı araba malzemesi dolu. İçi dışı araba malzemesi dolu. Ya bunun da tabii ki de faydası var ama tamam öğrendim. Değişsin artık araba. Onu istiyorum ya. Şimdi illa ki bu işe başladığınız zaman elinizin bir adam tutması gerekiyor. Ha ben tırcılığa yurt dışında başlamadım. Ben Türkiye'de de bir 6 senemi verdim. Tabii. Ben tüm dorselere deneyimledim. Tüm dorselerden kastım termokinden tut, şal dorsinden tut, kılçık dorsinden tut, tankerinden tut, lobetinden tut, tentesinden tut. Tüm dorseleri deneyimledikten sonra artık Türkiye içinde beni sarmamaya başladığı zaman sarmadı. Ne yaptım? Dedim ben artık bir dışarı çıkayım. O vesile ben de Tolga Bey'le görüştükten sonra aynen, zaten ben ona şartlarını söyledim. O da tamam dedi. Bizden çıkana kadar dedi piyasada koştur. Çünkü yatacak halimiz yok evde. Tabii ki de, tabii ki de. Para kazanmamız direkt lazım. Bir de başvurusunu yaptım. 1,5-2 ay içinde vizem çıktı. Ben direkt çıktım yani. Aynen, o konuda patronumuz cidden iyi. Vize konusunda, iş konusunda. Güveniyor. Adama güveniyor. Sıkıntı yok. Güveniyor. Adama güveniyor. Nasipse de arabalar değişecek inşallah. Ne diyorsun? İnşallah bakalım. Buradan da bizi izleyen asımız
üstümüz varsa onlara da bir mesaj olsun inşallah. Çünkü artık bu noktaya geldi. YouTube'dan söylüyoruz artık arabalarımız değişsin diye. Gibi gibi arkadaşlar. Yani birinci ağızdan dinlemiş oldunuz. Çünkü bu 21 yaşında belki bilmiyorum YouTube'da Avrupa'ya çıkıp video çeken var mı ya da anlatan var mı ben görmedim. Bildiğim ben kadarıyla yok. Yani şöyle. Birini gördün onu bana gösterdin o da dümenciydi Türkiye herhalde. Için, Türkiye içinde şöyle 2-3 video zaten ilk videosunun unutma yazısını ne biliyor musun? 21 yaşında Türkiye'de tırcı olmak. Ben şimdi 21 yaşında Avrupa'da tırcı olmak desek ama niye biz o zaman işi öğrenmeye kafayı öyle bir takmıştık ki. Tabii. Yol nasıl olacak, yük nasıl olacak, arabanın ne bileyim diferansiyeli, şarjı, kulesi, aküsü, ne bileyim vebastosu, marş dinamosu, marş motoru, şarj motoru. Körükler, fren körükleri, jantları. Bunlarla kafayı jantları. Yorduğumuz için boş zamanımız ancak 2 sene sonra bak bu şimdi oldu. Ya işte piştikten sonra artık rahat erken gerçekten. Sonra bakıyorsun artık çevrene. Çünkü bu işi böyle hadi demin kapamıyorsun. Biraz pişmen gerekiyor. Sonuçta sen bir okulda nasıl bir eğitim alıyorsun bir tamam. Şey bir dal üzerine. Aynen öyle. Nasıl? 4 yılını belki veriyorsun. Belki daha evet. Da iyi pişmek için bir 4 yıl daha okuyorsun. Tabii. Doğru mu? Bu da işte böyle yani. Sonuçta başlar başlamaz aklında bu işler gelmiyor. Bir öğrendikten sonra artık aslında bir nevi daha çerçeveli bakıyorsun. Daha çok boş zaman üretebiliyorsun kendine. Şu an mesela bizim kalabalıklar rahat değil. Çünkü şu an kapıya gireceğiz. Her şeyi biliyorsun yani. Şık geçeceksin karşıya. Gümrükleri biliyorsun. Her şeyi bildiğin zaman artık iş kolay geliyor. Tabii. Bir yerden sonra kolay geliyor. Ama ilk zamanda sen hiç bilmeyen bir adamı getir buraya. Tabii. Biz onlara soruyorduk. Şimdi de geliyor 40 yaşındaki adam bize soruyor. Yeğenim burayı biliyorsunuz mu diyor. Biz de anlatıyoruz. Niye? Çünkü bu durum işler böyle. Bu arkadaşlar yani. Birinci ağızdan dinlemiş oldunuz İlker kardeşimizi. Hani şimdi gençlere önerim ve tavsiyem var mı bu iş hakkında diye sorayım. Sonradan da videomuzu kapatalım. Sıramız gelmiş olabilir. Çok kısa ve net 2-3 cümle kuracağım arkadaşlar. Gerçekten seviyorsanız hani o koltuğa oturanınız var mıdır yok mudur bilmiyorum. O koltuğa bir kere oturup o gaza basınca, aynadan bakınca, o uzunluğunu, büyüklüğünü, heybetliliğinin zevkini bir kere tattıysanız zaten o koltuktan hala inmemişsinizdir. Sadece korkmayın. Her insan her şeyi yapabilir. Sadece istemesi gerekir, çaba sarf etmesi gerekir. Çaba sarf ettiğinde, istediğinde de illaki önüne güzel kapılar açılır. Bir kere bodozlarsın, iki kere bodozlarsın ama üçüncüde illaki bir şeyler takarsın, edersin. Kaybettiğin senin için tecrübedir. Kazandığında senin zaten zaferindir. Yani yapılmayacak bir meslek değil. Aşık olabileceğiniz bir meslek. Sadece en çok tırı sevin. Tırdan daha çok aileniz sevmeyin. Çünkü o zaman işi bırakmak zorunda kalırsınız. Haberiniz olsun. Bir tane yayıncı diyor ya arabanı mı karını mı diyor ya. He. Karımı bırakırım arabamı bırakmam. Vallahi karımı bırakırım arabamı bırakmam. Gerçekten de öyle. Hakikaten öyle. Hani... Ya şimdi bu işi hani lafını keseceğim. Yapman için ciddi anlamda sevmen lazım. Çünkü yani düşündüğün zaman 15-20 gün yoksun yani. Hayat 15-20 gün bir hayatın yok. Yani hayattan gidiyor yani. Ne aile var, ne arkadaş var, ne sosyal aktivite var. Hiçbir şeyin yok. Ya kısaca su. Sen de yapmışsındır, ben de yaptım. Şimdi teneke parçası. Yalan değil. Teneke. Ama hem yatak odam, hem mutfağım, hem sadece bir motor olarak değil, mekanik aksam olarak değil, benim yol arkadaşım. Beraber kaç kilometrelerce, kaç günlerce yan yana, beni hiç bırakmayan, yolda bırakmayan arkadaşım, dostum. Yeri geliyor, telefonumuz çekmiyor. Kendi kendimize konuşuyoruz ama kendi kendimize değil aslında, arabayla konuşuyoruz. Yeri geliyor sövüyoruz. Gerçekten yeri geliyor küfür ediyoruz, yeri geliyor deriliyoruz. Hani psikolojimiz bozuluyor, ailemizi özlüyoruz. Sınırlardan, sıralardan bıkıyoruz gerçekten. Ama onun hepsinin sonunda hani... Türkiye'ye girdiğin zaman tüm her şeyi unutuyorsun. Yalan yok, gerçekten öyle. Türkiye'ye girdiğim zaman her şey bitiyor, vallahi öyle. Yani Türkiye'den kapıdan girdiğin zaman... Bitiyor. Yani korkmayın, demek istediğim o, korkmayın. İsterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Gerçekten de yaparsınız. Hani benim bu mesleğe kattığım çok genç arkadaş oldu. Tamam, belki benim yaşımda katmadım. Hani 25 yaşında çocuk kattım mesela. 28 yaşında birini kattım. 35 yaşında birini aramıza kattım. İyi ki de katmışım. Neden? Böyle böyle çoğalacak bunlar. Böyle böyle ilerleyecek. Hani hep 40 yaşındaki dayılar araba sürmeyecek. Hep 50 yaşındaki dayılar araba sürmeyecek. Bu iş gençleşecek yani. Yapabilirsiniz. Zaten korkmayın. Şu an Türkiye'deki şoförlerin çoğunluğu şu an gençten ve çoğu firmalar artık genç nesle bakıyor. Evet.
Çünkü artık ilerleyen yaşlılar artık şey yapmıyorlar. Yani şu an artık çoğunluk genç nesle döndü. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bu işin çok çok da kötü noktalarından bir tanesi de, hani herkes yaşamamıştır ama biz yaşadığım olayları anlatayım. Yeri gelir öyle bir yerde kalırsınız. Yeri gelir öyle bir gümrükte kalırsınız. Hani herhangi bir yerde 4 gün, 5 gün yazın sıcağında olur. Tuvalet yoktur. Duş yoktur. Ben arabanın kenarında 5'lik pet şişeleri su doldurup duş aldığımı da bilirim. Tabii. Affedersiniz tabiri caizse. Hani bunu söylemek yakışmayabilir ama yani bunu yap, hani gizlemek ya, de olmaz. Şeffaf oluyor hani, yani. Herkes çünkü yapıyor. Spontane video çekiyorum yani. Bunları yaşayacaksınız. Yere gelecek tuvaletinizi yapamayacağınız yer bulacaksınız. Ormana hani, gideceksiniz. Ormana gideceksiniz. Yere gelecek hani öyle bir yerde kalacaksınız. Dorsey'nin altına gireni de gördük. Ya da yapmadığımızı ya, herkes yapıyor. Çünkü öyle bir durumlarda kalıyorsunuz ki bazen mecbur kaldığınız durumlar oluyor. Yani mecburiyet olabiliyor. Bunlar da yok değil ama bunlar binde bir karşılaşacağınız durumlar. Tabii. Her zaman olacak bir durum değil. Diyeceğim odur. Bunları da aklınızdan çıkarmayın yani. Öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Yaşıyoruz yani. İş zor ama zevkli. Ama kolay. Ama sıkıcı. Ama harika. Kombine her şeyi bir arada bir serüven diyebiliriz. Diyerekten Allah kaza burada, bela vermesin aynen, diyelim. Allah tüm şoförlerimizin tekene taş değdirmesin. Herkes evine, ailesine, çoluğuna ekmek götürme çabasında. Keza biz de öyleyiz. Kelle kolt dediğimiz muhabbet bizim camiada var. Ve mümkün mertebe bu işi yapacak arkadaşlar, size 2-3 de tavsiyede bulunayım. Öncelikle bu işe başlamadan önce arkadaşım, Türkiye'de bir kurulu düzenin, iyi bir gelirin, iyi bir işin varsa yapma. Kafadan bu işi çıkar. Yapma. Bak, açık söylüyorum, bu işi yapmayın. Kurulu düzenini bozup bu işe başlama. Bu işi yapacak insanları nasıl bir insanlar diye şöyle söyleyeyim. Fabrika işçisi olabilir, elinde bir zanaatı yoktur. Artık hani zor bir durumdadır, paraya ihtiyacı vardır, ailesine bakamıyordur, ciddi anlamda dara düşmüştür. Bu insan yapabilir. Ailesine bakar, eşine, dostuna bakar, para kazanır. Ama kurulu düzeni olanlar mümkün mertebe bu işi yapmasın. Çünkü o insanların çoğu da yapıp bırakıyor, emin olun. Bu işi yapanların çoğu da hali bak durumu olmayan insanlar yapıyor, emin olun yani. Kimse burası parası olan insanı ben görmedim burada bu işi yapan. Tabii, doğru. Hepimiz paraya ihtiyacımız olup ailemize bakmakla yükümlü olduğumuz için bu işi yapıyoruz. Çünkü benim aileden kalan bir mal varlığım yok. Senin aileden kalan bir mal varlığın yok. Hepimizin bir sorumluluğu olduğu için bu işi yapıyoruz. Diyeceğim odur. Yani yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir bu söylediklerimizin içinde olarak da. Artık gerisi size kalmış. Biz birinci ağızdan dediğim gibi böyle bir video çektik. En dip yaştan yani. Ehliyet 21 yaşında almış. Ya şu an 20 oldum ya, bilmiyorum ben. Ben 2000 doğumluyum. 2000 Haziran doğumluyum. Yani 21 yaşında artık ehliyet alıyor değil mi yani şu an? Tabii 21 yaşında ehliyetini alıp ilk Avrupa'ya çıkmış arkadaşımızdan, yani daha hani Türkiye'de çalışmadan Avrupa'ya çıkmış arkadaşımızdan ilk ağızdan dinlediniz bu yorumları. Dediğim gibi bu videoların soru cevap tarzı videoların devamı gelecek. Bugün İlker Kaptan olur, yarın Ahmet Kaptan olur, yarın Mehmet Kaptan. Bu illaki 21 yaşı değil, 30 yaşı olur, 40 tabii yaşı de olur, 50 yaşı olur. Yani denk geldikçe tabi bu video sıklığı normal vlog videosu gibi olmaz. Çünkü her zaman bir insanı bulamazsın video çekecek. Tabii. Birine söyleriz, kabul eder etmez, ederse de çekeriz. Bu tarzda videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Var mı eklemek istediğim bir şey? Kapatacağım çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi korkmayın. İsterseniz her şey olabilir. O direksiyonun tadını bence bir kereye mahsus bile olsa anlamanız lazım. Ölmeden yapmanız gereken bir şey diye tavsiye edebilirim. Belki çok abartı olabilir ama bence deneyimlemeniz gereken bir şey. Çünkü kafa yapınız çok değişebilir. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bizim için de tekerinize taş değmesin demeniz yeterlidir. Teşekkürler. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Varsa sorularınız yorumlar kısmında buluşabiliriz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar. Sağ olun.